Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanının 90. yılı kutlanırken İstanbul'da tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü bu sıra dışı şehirde artık trenler de suyun altından geçecek. İki köprüye ek olarak fakat bu kez suyun altından iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray tüp geçidi hizmete açılıyor. Yalnızca raylı sistemle hizmet verecek olan projenin toplam uzunluğu 76 kilometre. İlk olarak hizmete açılan bölümü ise 13.6 kilometre uzunluğunda. Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 9 milyon lira olarak açıklandı. Marmaray'ın hizmete girmesiyle Rumeli'de Sirkeci'ye, Anadolu'da ise Haydarpaşa'ya kadar gelen banliyö tren hatları da entegre edilmiş olacak. Bu tarihi projenin açılışı da yine tarihi bir günde Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde yapılıyor. Sabah Anıtkabir'de yapılan törene bir süredir hasta olduğu için katılamayacağı yönünde polemik yaşanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere tüm devlet erkanı katıldı. Devletin zirvesinin öğleden sonra da İstanbul'da Marmaray açılış töreninde olması planlanıyor. Törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katılacak.